Sevgili izleyiciler, bu videomda bilgi kaynaklarından bahsedeceğim. Bilgi edinmek için çeşitli konularda kullanılacak materyaller nelerdir? Bunlar üzerinde duracağım. Bilgi edinmek için özellikle internet tarayıcısı olan Google'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Google'da her konuda bilgiler edinebilirsiniz. Nedir? Eğitim konusunda olsun, sinema konusunda olsun, siyaset konusunda olsun, ünlü isimlerle ilgili olsun ya da YouTube nasıl kullanılır, YouTube'la ilgili olsun, Instagram nasıl kullanılır, Twitter nasıl kullanılır, bunlarla ilgili Google'a her türlü konuyu sorabilirsiniz. Biliyorsunuz Google Amerikalılar tarafından kullanılan ve icat edilen bir Amerikan şirketi. Yani ayaklı kütüphane diyebiliriz, hazır kütüphane yani internet kütüphanesi diyebiliriz. Birisinin Facebook adresine ulaşmak için Google'a yazabilirsiniz. Tabii ki aramaları açıksa. Onun haricinde nedir? Instagram adresine ulaşmak için Instagram adresini yazabilirsiniz Google'a ulaşmak için. Twitter adresini yazabilirsiniz adresine ulaşmak için. Çeşitli makalelerle ilgili bilgi edinmek için yine Google'a yazabilirsiniz. Google'a sorabilirsiniz belli makaleleri sevgili izleyiciler. Evet, onların haricinde örnek veriyorum, çay nasıl yapılır sorusunu Google'a sorabilirsiniz. Ancak Google'a soracağınız soruları daha detay bilgilere ulaşmak için geniş cümleler kullanmanız gerekiyor. Bunu ben özellikle bilgisayar mühendislerine çok sormuştum, yazılım mühendislerine. Mesela çay nedir diye yazdığınızda belli sayfalar çıkıyor. Çay ne değildir diye yazdığınızda başka sayfalar çıkıyor. Çayın yararları nedir diye yazdığınızda başka sayfalar çıkıyor. Çayın yararları zararları nedir diye yazdığınızda yine başka sayfalar çıkıyor. Çay nerede üretilir, çay hangi ülkelerde üretilir yazdığınızda ya da çayın kullanımı, çay çeşitleri hakkında yazdığınızda daha başka şeyler ortaya çıkıyor, yani bilgiler ortaya çıkıyor. Hatta sabredip Google'da sayfanın sonuna kadar da araştırmalar yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Ama belli bir konuda çok sayıda araştırma var ise bunu gerçekten sabrederek araştırmak da çok etkili bir çalışma gerektirir. Örnek veriyorum, ben tez yazarken, yüksek lisans tezimi yazarken bayağı bir, belki de 1000'in üzerinde kaynak taramıştım. 1000'in üzerinde kaynak taramıştım. O 1000'in üzerindeki kaynak da hepsini okudum mu? Hayır, hepsini okumadım. Belli kaynakları okudum. Başlığına bakıp gerisini okumadığım kaynaklar da oldu. Çünkü 1000 tane kaynağı okumak da neredeyse imkansız gibi bir şey. Nedir? Bu kaynakları taradım ama bu kaynakların çok çok eskisine de gitmedim. Çünkü araştırmanın da sonu yok. Yani bilgi kaynaklarının da sonu yok. Güncel bilgiler istiyor. Yani şöyle söyleyeyim, telefonu bile açtığınızda size diyor ki işte YouTube'u güncelle, Facebook şifreni güncelle, bilmem ne Instagram şifreni güncelle, Twitter şifreni güncelle gibi açılımlar ortaya çıkıyor sevgili izleyiciler. Bunların yanı sıra şöyle bir örnek vereyim size. Örnek veriyorum, mayokini modada zannediyorum bir modacının ortaya çıkarmış olduğu bir kreasyon olarak sunulmuştu. Ama ben bunu araştırdığımda 1975'te Zeynep Değirmencioğlu'nun, sinema sanatçısı Zeynep Değirmencioğlu'nun bir filmde mayokini giydiği ortaya çıktı. Daha doğrusu mayokini tarihçesi diye yazmıştım Google'a. Zeynep Değirmencioğlu'nun üzerinde mayokini vardı. Yani mayokini aslında yeni değilmiş. 1975 senesinde çıkmış. Ama şöyle bir şey, modada siz üzerine koyarsınız. Mesela mayokinin üzerine nakışlar yaparsınız, işlemeler yaparsınız.
ya da başka şeyler yaparsınız. Bu şekilde sunabilirsiniz. Hatta buna patent enstitüsü faydalı model ismini koyuyor. Yani bir modelin üzerine model koymak gibi. Faydalı model ismini koyuyor sevgili izleyiciler. Evet, bunların yanı sıra özellikle soy ağacı çalışması var. Bana soruyorlar, nereden geliyorsunuz, ediyorsunuz? İşte nedir? Göçmen misiniz? Selanik'ten mi? Bulgaristan'dan mı? Şuradan mı? Buradan mı? Ben diyorum ki ben İç Anadolu'luyum. Nedir? İşte İç Anadolu'ya gelip yerleşmişler. Büyüklere soruyorum. Diyorlar ki biz işte falanca yerliyiz, Kurşunluyuz. Şimdi oraya nereden geldikleri belli değil. Henüz bu bilgilere ulaşılmış değil. Bunun için daha detaylı bir çalışma gerekiyor. Nedir? Özellikle bilgi kaynaklarında nedir? Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmişlerdir. Anadolu'ya gelmişler ama Orta Asya'dan nereye gelmişler? Bunun için özellikle Google'a sordum yine. Bunları örnek olsun diye sizlere anlatıyorum. DNA'nızı araştırmak için yanağınızdan DNA genetiği yapan, genetik testi yapan yerler var. DNA hücre alıyorlar. Yanağınızdan hücre alıyorlar. Ve bu hücrenin hangi ırktan geldiğinizi erişiyorlar. Bunun da fiyatı 750 TL. 750 TL vererek yanağınızdan hücre alarak bilgi kaynaklarınıza erişebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bunların haricinde Google gerçekten çok geniş bir kütüphane. Örnek veriyorum, Amerika'da yaşam. Amerika'da yaşam araştıracaksınız. Amerika'da yaşam diye yazıyorsunuz Google'a, bilgi kaynağı. Eğer makale okumak istemeyip video izlemek istiyorsanız Google sizi direkt YouTube'a yönlendiriyor. YouTube'da Amerika'da yaşam, Amerika'da yaşayan Türklerle ya da Amerikalılarla ilgili bilgiler veriyorlar. Gerçi Amerikalılar Amerika'da yaşamla ilgili pek bilgi vermezler. Amerika'da yaşayan Türkler bilgi verirler. Zaten onlar yaşadıkları için bilgi verme gereği duymazlar sevgili izleyiciler bundan dolayı. Amerika'da yaşamla ilgili bilgiler veriyorlar. İşte Amerika'ya nasıl gidilir? Ya da Avustralya örnek veriyorum. Ya da Fethiye'de yaşamla ilgili bilgiler veriyorlar. Ya da Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'da nasıl yaşam olurla ilgili bilgiler veriyorlar sevgili izleyiciler. Bilgi kaynakları çok geniş. Genelde insanlar tabii ki okumaktan ziyade video olarak izlemeyi daha çok tercih ediyorlar. Çünkü video görsele dayanıyor. Görselde insanların aklında daha iyi kalıyor. Yani şimdi ben örnek veriyorum. Oturup şunu şunu okusam size belki sıkıcı gelebilir. Ama bu tarz konuşarak sizlerin aklında ne oluyor? Daha fazla kalıcı olmuş oluyorum. Çünkü videoda nedir? Ben varım, sizler varsınız. Görüntü var, cümleler var. Bilgi kaynağına daha farklı şekilde ulaşıyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet. Ya da araba konusunda bilgi edinmek istiyorsunuz. Nedir? Mercedes yazarsınız Google'a. Ev yazarsınız. Ya da Süper Loto sonuçlarını merak ediyorsunuz. Google'a bilgi kaynağı elde edinmek için Süper Loto sonuçları diye yazarsınız. Süper Loto sonuçlarında nedir? Bir bakmasınız çıkar. Loto sonuçları çıkar. Milli Piyango'ya genel müdürlüğüne sizi yönlendirir. Milli Piyango genel müdürlüğünde işte ne kadar kişi oynamış, oynamamış, o konularla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Her zaman bilgi kaynağı da geniştir sevgili izleyiciler. Ya da İngilizce kurslarıyla ilgili bilgiler edinirsiniz. İngilizce kursları diye yazarsınız. İngilizce kurslarıyla ilgili bilgiler edinirsiniz. Ya da Paris Hilton yazarsınız. Paris Hilton'un direkt Instagram hesabı çıkar. Paris Hilton'la ilgili bilgiler edinirsiniz. Her türlü bilgiye erişirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, bu videoda bilgi kaynakları ile ilgili sizlere bilgi vermeyi istedim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız kanalıma eklediğim yeni videolar hakkında sizlere bildirimler gelecek. Bu bildirimlerden yeni videolardan haberdar olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum.
Bol şans diliyorum. Hoşça kalın.